Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Pull&Bear model çanta öreceğiz. Benim ördüğüm 15 motiften oluşuyor ve orijinaliyle birebir oldu. Umarım beğenir ve denersiniz. O zaman örmeye geçebiliriz. Bu tarifte 2 adet koton ip kullanacağım. 3,5 numarayla öreceğim ama 2 numaralı tığa da ihtiyacımız var. İlk olarak motifleri yaparak başlıyoruz. Bir sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamı oluştururken bir tane zincir çektim. Şimdi ekstra olarak 2 tane daha zincir çekiyorum. Bu bizim ilk ikili trabzanımız olacak. Şimdi bu sihirli halkanın içine ikili trabzanlar yapacağız. Tığımı ipimi doluyorum, halkanın içinden batıyorum ve bir ilmek çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. İlk olarak ikisinden bir tane ilmek geçiriyorum. Daha sonra yine 2 tane ilmek kalıyor. Onların içinden de bir tane ilmek geçiriyorum. Bu sayede ikili trabzanımızı yapmış oluyoruz. Şimdi ikili trabzan yapmaya devam edeceğiz. İlk yaptığım zincirlerle birlikte toplamda 14 tane ikili trabzanım olacak sıranın sonunda. İkili trabzanımı tamamladım. Şimdi kısa ipimi çekiyorum ve ortadaki boşluğu kapatıyorum. Zincirden sonra gelen ikili trabzanımın tepesine batıyorum ve sıramı birleştiriyorum. Kısa ipimi de arkadan gizleyerek yürüteceğim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Zincir çektiğimiz tepenin altından hemen batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonraki tepeye geçiyorum. Bütün tepelerime ikişer kez ikili trabzan yapacağım. Ve yine başta çektiğim 3 zincirle birlikte sıramın sonuna geldiğimde toplamda 28 tane ikili trabzanım olacak. Yine zincirden sonra gelen ilk trabzanımın tepesinden batıyorum ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen zincirlerimi çektiğim tepenin altından batarak 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir çektiğim trabzanla birlikte toplamda 4 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane tepeme atlıyorum ve diğerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sefer 2 tane zincir çekiyorum, 2 tane tepe atlıyorum ve sıradakine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum, 1 tane tepe atlıyorum ve diğerine 4 tane ikili trabzan yapıyorum.
Şimdi aslında yaptıklarımızı tekrar edeceğiz. Yine 2 tane zincir çekiyorum, 1 tane tepe atlıyorum ve bir sonrakini sık iğne yapıyorum. Yine 2 tane zincir çekiyorum, 2 tane tepe atlıyorum ve bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Ve yine 2 tane zincir çekiyorum, 1 tane tepe atlıyorum ve diğerine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu örüntüde devam ederek sıramın sonuna kadar geleceğim. Ve son sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesinden batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi ondan sonra gelen tepeye batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi çektiğim tepenin altından batarak 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve gösterdiğim boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bir tane zincir çekiyorum ve bir sonraki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bir tane zincir çekiyorum ve bir sonraki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve köşelere yaptığımız 4 tane ikili trabzan vardı. Onların üçüncüsünün tepesinden batıyorum ve oraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yaptığımız adımları tekrarlayacağız aslında. Bir tane zincir çektim ve boşluklarıma ikişer kez ikili trabzan yapacağım. Köşelerde de 4 tane ikili trabzan yapacağım. Ve 2 tane ikili trabzan yaptım boşluğuma. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve 2 numaralı tığıma geçiyorum. Başta çektiğimiz 3 tane zincir vardı. Şimdi onların üçüncüsüne batıyorum ve sıramı oradan birleştiriyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi çektiğim tepenin altından değil, bir sonraki tepeden batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonraki tepeye geçiyorum ve bu tepeye 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada sadece ikili trabzanlar yapacağız tepelerimize. Aşağı sıradaki 4 tane ikili trabzanımızın üçüncüsüne batarak 4 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bir sonraki tepeye ikili trabzan yapıyorum. Zincir çektiğim tepenin altından batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sırada 2 tane tepem var. Onlara da ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sırada yine bir boşluğum var. Oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum ve sıradaki 2 tepeme de 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bir boşluğum var. Oraya ikili trabzan yapıyorum ve sıradaki 2 tepeme 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
ve boşluğuma ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yine köşe kısma geldik. Köşede 4 tane ikili trabzanımız var. İlk ikisine normal bir şekilde ikili trabzan yapıyorum. Ve 3. trabzanımın tepesine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sürekli bu örüntüde devam ederek sıramın sonuna kadar geleceğim. Ve sıramın sonuna geldim. Gösterdiğim şekilde sıramı birleştiriyorum. Kalan ipimize düğüm atıp arka kısmına doğru gizliyoruz. Motifimizi oluşturduk. Şimdi toplamda 15 tane bu motiften yapıyoruz. Şimdi çantamızın askı kısmını yapacağız. Toplamda 8 tane zincir çekiyorum. Son çektiğim iki zinciri atlıyorum ve diğerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve ondan sonra gelen zincirime de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıramız sonuna kadar bütün zincirlerime bu şekilde ikili trabzan yapacağım. Toplamda 6 tane ikili trabzanım olacak sıranın sonunda. Ve ilk sırayı oluşturduk. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve örgümün arka kısmını çeviriyorum. Şimdi zincir çektiğim tepenin altından batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve ondan sonra gelen tepelerimin altından da batarak ikili trabzan yapıyorum. Yine sıramın sonunda 6 tane ikili trabzanım olacak. Ve bu sırayı da tamamladım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve örgümün arka kısmını çeviriyorum. Bütün sıralarımızda hiçbir arttırma eksiltme yapmadan 45 cm ulaşana kadar öreceğiz. Şimdi artık motiflerimizi birleştireceğiz. Çantanın modelini oluşturmak için motifleri nasıl dikmeniz gerektiğini göstereceğim. Ve motiflerimizi yerleştirdik. İki parçamı alıyorum ve gösterdiğim şekilde dikiyorum. Karşılıklı olarak tepelerde yaptığımız 4 trabzanın 3.sünden batıyorum. Ve sırasıyla tepelerimin altından batarak devam edeceğim.
ve bu iki parçam bittiğinde diğer iki parçayı alıyorum. Yine onlarda da köşelerdeki üçüncü trabzanlardan dikmeye başlıyorum. Ve çantamı birleştirdim. Şimdi çantamızın ağız kısmına 3 sıra daha motif ekleyeceğiz. Gösterdiğim yerden batıyorum, ipimi çekiyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Ve zincir çektiğim tepenin altına batıyorum, 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane tepe atlıyorum ve üçüncüsüne yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ben burada 2 tane tepe atlayıp üçüncüsüne ikili trabzanlar yaptım. Ama siz ördüğünüzde çantanızın ağzı genişlemeye başlarsa 3 tane tepe atlayın ve dördüncüsüne ikili trabzanlar yapın ve aynı şekilde ilerleyin. Ben şu an 4 tane ikili trabzan yapıyorum, 2 tane tepe atlıyorum, üçüncüsüne yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ederek çantamın orta noktasına kadar geleceğim. Tığımı ipimi doluyorum, tepeme batıyorum, bir tane ilmek çekiyorum ve tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Onların ikisinden bir tane ilmek geçiriyorum ve diğer 2 ilmeği bekletiyorum. Ve yine aynı şekilde tığımı ipimi doluyorum, aynı tepeye batıyorum, bir tane ilmek çekiyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim var, ilk ikisinden geçiriyorum ve şu an tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Karşısında denk gelecek tepeye batacağım yine. Tığımı ipimi doluyorum, tepeme batıyorum, bir tane ilmek çekiyorum ve ilk ikisinden ilmeğimi geçiriyorum. Yine tığımı ipimi doluyorum, aynı tepeden batıyorum, bir ilmek çekiyorum ve ilk ikisinden geçiriyorum. Şu an tığımda toplamda 5 ilmeğim oldu. Ve şimdi tığıma bir tane ilmek alıyorum ve bu 5 ilmeğin içinden bu ilmeği geçiriyorum. Ve 4 tane ikili trabzanlar yapmaya devam edeceğiz. Arkadaki orta noktaya geldiğimde de yine aynı işlemi uygulayacağım. Ve sıramın sonuna kadar bu şekilde geleceğim. Ve 4 tane ikili trabzanlar yaparak sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi ilk yaptığım trabzanın tepesinden batıyorum ve sıramı birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve gösterdiğim boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane ikili trabzanımı yaptım. Zincirimle birlikte orada 4 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyorum. Oraya da 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sürekli boşluklarıma 4'er tane ikili trabzanlar yaparak orta noktaya kadar geleceğim. Şimdi gösterdiğim noktaya kadar geldim ve gösterdiğim yere bu sefer 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir alt sırada 4 tane ikili trabzanım var. Birincisini atlıyorum, ikincisine batıyorum ve gösterdiğim şekilde bu kısmı tamamlıyorum. Şimdi aynısını karşı tarafta yapacağız.
Ve toplamda tığımda 7 tane ilmeğim oldu. Onların içinden de bir tane ilmek geçiriyorum. Ve şimdi karşı tarafta yaptığımız gibi gösterdiğim boşluğa 2 tane ikili trabzan yapacağım. Ve sıradaki boşluklarıma 4'er tane ikili trabzan yapmaya devam edeceğim. Arka tarafta da orta kısma geldiğimde gösterdiğim işlemi yapacağım ve sıramın sonuna kadar geleceğim. Son boşluğuma 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ilk trabzanımın tepesinden batarak sıramı birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi hiçbir arttırma eksiltme yapmadan tüm tepelerime birer tane sık iğne yaparak sıramın sonuna kadar geleceğim. Ve sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıramı birleştiriyorum. Kalan iple de düğüm atıp arka kısma doğru gizliyorum. Ve en son çantamızın askı kısmı kaldı. Onu da karşılıklı olarak iç kısmından dikerek çantamızı tamamlıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Eğer denerseniz Instagram'dan benimle paylaşmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.